Merhaba arkadaşlar. Sayı problemleri özetiyle devam ediyorum. KPSS 2014 için hazırlanan videolar. Sayı problemlerinde şunu yapıyoruz. Aslında küçükken oynadığımız aklından bir sayı tut oyununu oynuyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Karşınızda bir kişi var. Dediniz ki aklından bir sayı tuttu. Dediniz ki buna 5 ekle. Sonra dediniz ki bunu 2'ye böl. Sonra dediniz ki 3 ekle. Bulduğun sayıyı bana söyle. O da size dedi ki 9 örneğin. Siz düşüneceksiniz. En son buna dedim ki 3 ekle. Bir o 3'ü çıkarayım. 6. Sonra ondan önce demiştim ki 2'ye böl. 2'ye bölmeden önceki hali 12 idi. Ondan önce de demiştim ki buna 5 ekle. Öyleyse 5 eklemeden önceki hali 7. Diyorsunuz ki aklından tuttuğun sayı 7 idi. Biz aslında sayı problemlerinde bunu yapıyoruz da bunu x kavramıyla yapıyoruz. Mesela diyor ki bir sayının 3 fazlasının 2'ye bölümünün 5 fazlasının 4'e bölümü mesela 2'dir. Buradan diyor ki şey yapın. Denklemi çözün. Şimdi burada iki yol izleyebiliriz. Ya bu denklemi dağıtacağız ya da dediğim gibi tersten gideceğiz. Diyeceğiz ki en son 4'e böldüm. 4'e bölmeden önce 8'di. 5'le topladım. 5'le toplamadan önce 3'tü. 2'ye böldüm. 2'ye bölmeden önce 6'ydı. 3 ile topladım. 3 ile toplamadan önce 3'tü. Demek ki buradaki sayı 3. Ya da denklemi açacağız. Bu ikinci dediğim daha pratiktir. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Aslında yazarken bir şeye dikkat edeceğiz. Örneğin dedi ki bir sayının 3 eksiğinin karesi. Biz burada karesi derken şuraya kareyi koyarsak gider. 3 eksiğinin karesi dediği için tamamına koyacağız. Veya diyecek ki 3 eksiğinin 4'e bölümü. O zaman şu şekilde diyeceğiz 4. X bölü 4 eksi 3 farklı bir şey. Bu 4'e bölümünün 3 eksiği. Bu 3 eksiğinin 4'e bölümü. Aslında söylerken birbirine yakın ama matematiksel olarak tamamen farklı şeyler çıkıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor sayı problemlerinde. Bunu yaptığımız zaman soruyu çözebiliyoruz.